İkinci semada İsa aleyhisselam ve Yahya aleyhisselama. Üçüncü semada Yusuf aleyhisselama. Dördüncü semada İdris aleyhisselama. Beşinci semada rivayetler değişik olabilir. Musa aleyhisselama derken İbrahim aleyhisselama. O semada Cenab-ı Hakk'ın hangi esması kahir ekseriyette tezahür ediyorsa ona mümasil ve münasip bir peygamberin makamı vardır. Onlarla görüşerek, onlarla hal hatır sorarak kainattaki bütün maddi ve manevi unsurlarda onların yaratılış hikmetine ıttıla peyda ederek yerdeki ve gökteki bütün fakülteleri bitirip varlıkların sırlarına intikal ederek bütün kainattaki esma-i ilahiyenin tezahüratına bir hakkın şahit olarak ta alemi arkada bırakma. Siddetil münteha kab-ı kavseyn. Sidretil münteha yaratılış ağacının neticesi demektir. Ve oraya kadar da Cebrail aleyhisselamla gider. Cebrail aleyhisselam ondan öte onun yasak olduğu girmediği bir alan vardır. Oraya yaklaşamaz. Ya Resulullah, bundan sonra hiçbir faninin, senden başka hiçbir varlığın nasip ve müyesser olmadığı bir alana gireceksin ve yalnız gideceksin diye buyurur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben ondan sonra yalnız yürüdüm. Refref derler. Refref bir temsildir. Belki bir cezbe ilahidir. İlle bir varlık olması icap etmez. Çünkü öyle bir varlık olsa Burak gibi Efendimizin zor tahammül ettiği tecelliyatta o dağılır. Biz buna manevi bir cazibe, bir cezbe ilahi diyoruz. Makul olanı budur. Bir müddet gittikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, döndüm arkadaşıma baktım diyor Cebrail Aleyhisselam için. Haşyet-i ilahiyeden yanmış çürümüş çapuda benziyordu diyor. Onun tahammül edemediği, adımın atamadığı alana tek giden zat, hiçbir peygambere nasip olmayan, hiçbir varlığa nasip olmayan o alanlarda, o mekanlarda, o keyfiyetlerde neleri gördü, neleri müşahede etti? Oradan ta makamı, imkanla yük ortası diye tarif ettiğimiz mekan, makamdan Allah'ı müşahede. Yakın ahadiyetinin tecelliyatını müşahede. Haşa! Cenab-ı Hak şekilden münezzeh, suretten münezzeh, maddeden münezzeh, zamandan münezzeh, ihatadan münezzeh. Bir vücubiyeti var. Bir varlığı var. Onu hiçbir fani dünya gözüyle kafasıyla idrak edip göremez. Cenab-ı Hakk'ı müşahede demek, onun ehadiyetinin tecelliyatını müşahede anlamını anlayacağız. Cenab-ı Hakk'ı orada görmedi, oradan gördü. Buradaki nun kelimesi manayı çok değiştirir. Orada dersek Allah'a mekan vermiş oluruz. Oradan dersek makam, o makamdan Cenab-ı Hakk'ı müşahede etti. Haşa, Allah'ın zatını değil, bir şahsiyet-i ilahiye var. Ama o şahsiyet-i ilahi bizim telakki ve düşüncelerimizden çok farklıdır. Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetinin özel bir tecelliyatına muhatap oldu. Diğer peygamberler vahidiyetinin, esma-i ilahiyenin bazılarının tezahüratına muhatap olurken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasının temerküz ettiği şahsiyet ilahiyenin bir çeşit ahadiyet tarzındaki tecelliyatına muhatap olmuştur. Bakın arkadaşlar, burada bazen yanlış telakkiler oluyor. İtikadımızı sağlamca muhafaza etmemiz lazım. Mahiyetler görülmez. Bu umumi bir kanundur. Hiçbir insan bana güzellik diye bir şey gösteremez. Adalet diye bir şey gösteremez. Nezahet, nezaket denen bir şey gösterilmez. Bu temizlikte gösterilir. Diğeri kanunlarda, mahkemelerde gösterilir. Güzellik baharda, ceylanda seyredilir. Bu özellikler ortadan kaldırın. Bu maddi şeyleri, diğerleri kaybolur. Kanunlar askerlerle, hapishanelerle, değil mi? Hakimlerle ortaya çıkar. Kanunlar mahiyet olarak görünmez. Mahiyetleri görmek insanın algı alanının dışındadır. Onun için Cenab-ı Hak mahiyetleri bize şekillerle, suretlerle, maddeyle intikal ettirir. Kulum, mesela rahmaniyetimi görmek mi istiyorsun? Rızıklara bak, Rezzak burcundan temaşa et. Kuddisiyetimi bilmek mi istiyorsun? Alemdeki temiz olan yerleri, alanları, mekanları gez. Oralara bak. Adaletimi mi bilmek istiyorsun? Kainata koyduğu muvazeneye bak. Ölçülere, tartılara bak. Sağ el sol elinden eşittir. Sağ göz sol gözden eşittir. Bir denge var. Bir mizan var. Çek bunları, bu mefhumlar anlaşılmaz. Anlatılmaz. Anlaşılmayan da anlatılmaz. Ben size bir sual sorayım. Limon anlatın desem, herkes limon hakkında 5-10 dakika konuşur. Renginden, ağırlığından, içindeki dilimlerinden. Bakın şimdi. Neyi anlatıyoruz? He? Maddeyi anlatıyoruz. Hep maddeyi. Ağırlığından. Peki limonun tadını anlatın desem. Dilimi var mıdır? Rengi var mıdır? Ağırlığı var mıdır? Şekli var mıdır? Ne konuşsak şirk olur. Niye? Tat mahiyettir. Dille zevk edilir. O limonun tadı gözle görülmez. Dille hissedilir. Bir insanın beynini uzmanlar saatlerce anlatır. Aklı anlatın desek, beyinle alakalı bilgileri akla yüklesek şirk olur. Akılda sınıfta kalırız. Bunlar mühim misallerdir. Dolayısıyla insanın aklı elle tutulmaz, gözle görülmez, idrak edilmez. Bir insan akıllı olduğu harekatından, davranışlarından anlaşılır. Yani bir maddeyle ortaya çıkar, bir malzemeyle ortaya çıkar. Cenab-ı Hakk'ı da anlamanın yolu mahlukatını tefekkürdür. Yarattıklarını tefekkürdür. Onları anlamaktır. Onları anladığımız nispetle Allah'ı anlarız. Yoksa haşa, Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini, varlığını gözümüzü kapayıp düşüne düşün aklımıza gelenlere itibar etsek bu şirk olur. Allah bunlardan münezzehtir. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Miraç'tan, Miraç'ın da Kab-ı Kavseyn makamından, bak makamından Cenab-ı Hakk'ın ahadiyetini müşahede, onun diğer peygamberlerin daha yüksek, daha ileri bir makamda olduğunu gösterir. Bu hadis-i şerif şöyle gördüm, böyle gördüm tabirleri, dolanay gibi mesela, bu görmenin netliğinin intikalidir. Görmedeki gözünün şaşmaması, kaymaması, gördüğümü net gördüm anlamınadır. Çünkü Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da
Celalinin tecelliyetine dayanamadı. Netlik gitti. Düştü, bayıldı. Gözünün netliğini bırak. Vücudunun netliği gitti. Bir ismin tecelliyatına dayanamayan bir peygamber. O da ulul azim bir peygamber. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehadiyetinin tecelliyatını görüyor. Ettahiyyatü lillah. Ezan orada okuyor o ezanı. Ubudiyet aleminin reisiyle rububiyet aleminin reisi arasında bir mükaleme zuhur ediyor. Biz bunu tahiyyatta okuruz. Miracın mühim olan, itikadımızı muhafaza edecek olan bir kısmı budur. Diğer kısımlar inşallah yeri geldiği zaman okuyacağız. Giderken gezdi, dönerken defaten. Hepsi defaten de, gitmesi gelmesi arasında bir an döndüğünde yatağı dahi soğumamıştı. İşe mucize gözüyle baktık mı, anlaşılması kolaydır. Bunu sebeplere, insanlar kendi mantık ve mantalitesine, bugünkü hoca kılıklı adamların göya modernist yaklaşımlarına sığmaz bu iş. Peygamber dedin mi, mucizeyi kabul etmek mecburiyetindesin. Adam Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bir tek mucizesi vardır diyor. O da Kur'an diyor. Vay zavallı. Bunu diyen adam dinden çıkar. Rahat çıkar. Bir okun avdan çıktığı gibi din çıkar. Peygamberle mucize lazım ve melzum meselesi gibidir. Biri birisiz olmaz. Efendimizin aleyhissalatü vesselam diğer peygamberlerin de aynı kaide. Ben peygamberim diyen adam Allah'ın kendisini vazifelendirdiğine dair elinde bir hüccet olacak. Nedir o? Mucizelerdir. Peki bu hüccet sadece kitap olsa, suhuf olsa, 124 bin nebi gelmiş, hepsine kitap mı gelmiş? Hepsine sayfa mı gelmiş ki delil olarak onları anlayalım? Bunların akıl babaları, pirleri onu da kabul etmiyordu. Kur'an-ı Kerim'i elinde gördükleri halde kendi uydurması diyorlardı haşa. Yani bir mucizeye tırnak tutturdun mu arkasından Kur'an da gelir. Amaçları Kur'an'a dokunmak da kekeme konuşuyorlar. Ona şimdilik güçleri yetmiyor. Onlar da işini biliyor. Niye? Fikri düşünceyi şeytandan alıyorlar. Şeytan kim? Adem babamız cennetten ihraç eden. Peygamber'e zelle işletip, cennette günah işletip dünyaya gönderen bir şeytan var. Bunlar var ya, şeytanın çömezleri dahi olamaz. Ama onun yolunda, onun nam hesabına davalarını güdüyorlar. Bu sebepten dolayı Miraç her peygamberde manen olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 400'den ziyade Miraç söz konusudur. Bazı ruhaniyat, Abdülkadir Geylani gibi zevat, arşaleye kadar giderler. Bu ruhani gidişlerdir. Ama bedeniyle, ruhuyla beraber, cesetle ruh beraberliği içerisinde Miraç bir defa olmuştur. Bir zata nasip olmuştur. Ondan başkası da o makama girememiştir. Niye? Çap ister, kalite ister, keyfiyet ister, muhatap olma ister. Bir asker, bir onbaşı genelkurmay başkanını görse sekteyi kalpten gider. Eli divane olur. Ama bu asker kademe kademe askerlik mesleğinde ilerleye or general olsa genelkurmay başkanından rahat konuşur. Kalp sektesine uğramaz. Onun için Cenab-ı Hak insanlara 70 bin perdenin arkasında muhatap olur.
Niye? Zavallı varlıklarız biz. Herkese mahiyeti itibariyle muhatap olur. Diğer peygamberlere de böyledir. Peygamberler yüzbaşıdır, binbaşıdır, albaydır. Yani teşbihte kusur olmasın. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Genelkurmay Başkanlığı makamındadır. Her peygamberin alanı, sanatı, mahareti, ümmeti kategori kategoridir. Ama tamamını topla Efendimizin ümmetidir. Liderleriyle beraber. Değil mi? Allah'ın bütün esmasına mazhar. Bütün sıfatlarına mazhar. Ehadiyetine aynı olacak ki hakkı verirsin. İşte bu sebepten dolayı Miraç'ın gidişi velayettir. Dönüşü risalettir. Dönüş süratlidir. Gidiş alemi safa safa gezip hakikatlerle yüzleşip beratı bir kemalatta seyri sülüktür. Bir adam üniversiteye 4 yılda gider. Doktorluğa 4-6 yılda gider. Diplomayı aldı mı tayin olduğu yere 3 saatte gider uçakla. O 6 yıl sürmez. Her şeyin gidişi biraz zaman alır. Biraz tetebbuat ister. İlmi olarak tedrisat ister. Ama dönüşler ani ve süratlidir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik sıfat ve özelliğiyle meratib-i kemalatta seyri suluk. Hak'tan hakka gidişi velayettir. Hak'tan halka dönüşü risalettir. Giderken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberdi, Resul'dü. Evet, Resul dahi olsa, Nebi dahi olsa, kim olursa olsun, o çap ve kapasitede, o makam ve mertebede hepsinin seyri sülükü var. Ticarette seyri sülük olduğu gibi, tarikattaki seyri sülük, ilimde, askeriyede, peygamberlerde de var. Velayet Allah'a yaklaşmak demektir. Bu yaklaşmak, ibadet, ilim, irfan ve hakikatle yüzleşmek anlamındadır. Yoksa mesafe yaklaşımı değildir. Oralara inşallah ileride gireriz. İşte üstadım bu muğlak olarak bildiğimiz konuları rahat ifade edip telifatını yaptığı 31. sözü okumayan insanlar bu dar alanlarda ayakları sallandığından dolayı buralara giremezler. Sadece benim dersin başında anlatıp size arz etmek istediğim Miraç'ın zahiriyle meşgul olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman Cenab-ı Hakk'ı biliyor. Her zaman Cenab-ı Hak'la görüşüyor. Allah insana şah damarından daha yakın. Vahiyler geliyor. Böyle bir zat-ı muhterem bir Miraç vasıtasıyla bu kadar alanları gezip bu kadar mekanlarda tasarruf edip manen terakki edip Kab-ı Kavseyn makamından Allah'ın ahadiyetine müşerref kılınmanın altındaki sır nedir? Bunda kim kaç kelam edebilir arkadaşlar? Bu külliyatın konusudur. Bu üstadın ummanıdır. Üstad burada kulacakmış, bize de öğretmiş. İnşallah 31. sözün biraz başından okuyarak ondan sonra da birinci esasın ilk şeyini paragrafını mütalaa edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 31. söz Miraç-ı Nebevi'ye dairdir. İhtar, Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. Bak bu cümleler var ya ezberlenip üzerlerinde saatlerce mütalaa edilecek cümlelerdir. Ama alanımız dar. Niye bunu burada üstadımız ifade etti? Miracı getirmiş 31. sözün başına koyup 31. söze getirmiş Miracı. Bak buraya kadar 30 söz geçmiş. Ey üstad, 30 sözde ne anlattın da Miracı getirdin buraya koydun? Bir adamın Miracın hakikatiyle ilgili tereddüt ve endişesi varsa
O insanın, üstadın 31. söze kadar anlattığı hakikatlerin ayakları sallanıyor demektir. Haşir var. Meleklere iman var. Kitaplara iman var. Peygamberlere iman var. Semavatı ispat var. Allah ile tanımanın, bilmenin izahları var 31. söze kadar. Bu onun kapağı gibi oluyor. Bu hakikatlerde nasibini alamayan bir mümin 31. sözün altından kalkamaz. Zavallı adamların, diplomalı cahillerin anlayamadıklarından dolayı hadislerde geçen bazı mevzuları komik olarak haşa telakki edip tırnak içerisinde alay ederler. Ondan alay ettiği mevzular var ya, bunlar her biri birer mucizedir. Her birinin altında müthiş sırlar, hikmetli hakikatler saklıdır. Onun için Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp edecek. Onun için Üstad Hazretleri 31'e kadar bütün meseleleri halletmiş. Çatı olarak getirmiş, Miraç meselesini 31. sözde işlemiş. Yetmemiş. Daha bunları işlerken de yine o alanları sağlam tutma, temelleri sağlamlaştırma adına da arada o konulara girip çıkıyor ki endişesi olan, Miraç'la suali olan bir mümin hastalığını öğrensin. Adam doktora gidiyor, doktorun başı mı ağrıyor? Tansiyonunu ölçün diyor. Doktorum, benim kolumda bir şey yok. Kolumla neye uğraşıyorsun? Başım. Tamam da kardeşim, bu ağrı nereden geliyor? Baştan gelen bu sızı belki koldan veya kalpten veya damarlardan gelebilir. Tahlilini yapın bunun diyor. Bak, alakası yok. Adam Miraç'ta ayağı mı sallanıyor? Teşhis edin, tahlili yapın, itikadı bozuktur. Allah'a inancı zayıftır. Meleklerde şüphesi vardır. Temavatı inkar eder. Mucizeyi inkar eder. Buralar sağlamlaşacak ki üzerine Miraç meselesi bina edilsin. Bir doktor gibi hastalık teşhis edilmediği müddetçe pansuman tedbirler netice hasıl etmez arkadaşlar. Üstad'dan bu metodu öğreniyoruz. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Diğer iman hakikatleri güçlü kuvvetli olacak ki Miraç meselesini adam kolay anlasın. Şartın tablosunu bilmeyen, dört işten bir bilmeyen bir adama integral anlatılır mı? Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat Miraç anlatılmaz, ispat edilmez. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan, bak Allah'ı bilmeyen derken Allah'ı bilmeyen mi var? Ehli dalaleti, materyalistleri çıkarın. 1,5 milyar Müslümanın kaç tanesi sağlam Allah inancı var? Bak, ilahiyatçı görünen, kendi bünyemizden yetişmiş bu milletin ekmeğini suyunu yiyen adam Allah haşa gaybi bilmez diyor. Kabir azabı yok diyor. Soruyor adam. Benim falanla evleneceğim Allah bilir mi bilmez. Evlenmeden bilmez diyor. Haşa. Allah'ı kendisinden bir tırnak ileri zannediyor. Ahmak adam. Kendi bilmiyor ya. Bu Allah inancına sen Miraç'ı nasıl anlatacaksın böyle Allah inancı olan bir adama? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sebepçi diyen, değil mi? Sadece nakliyatçı diyen, o kadar. Sünneti inkar edecek ya, sünneti inkar, kitabı inkardır. Arkadaşlar, Kur'an'da bazı hatalar var diyen, şimdi onu diyorlar. Dinden çıkan bu adamlar bu materyalistlerden daha tehlikelidirler.
Ona gene sıfırdan başlasın, ABC'yi öğretirsin. Bu ABC'yi bildiğini zannederek Miraç'a itiraz ediyor. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden, bak bunlar da var. Bu katta şunu gördüm, o katta o peygamberler öldü diyor ya. Ne hikaye anlatıyorsun insanlara haşa. Ölmüş adamın neyini görecek? Tabirler aynen böyle. Affınıza sığınıyorum. Ya Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de siz Allah yolunda ölülere, öldürülenlere ölü demeyiniz diyor. Görmüyor adam ölü getirmiş, gömüyoruz da binlerce şehit. Onlar haydırlar. Diridirler diyor Allah. Şehitler hay olsun, diri olsun da daha üst makamda olan peygamberler aleyhisselam bizim gibi ölsün. Efendimizin miracıyla alakası olmasın. Bu adamlara miraçtan bahsedilmez. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Öyle de biz miraçta, öyleyse biz miraçta istibat, yani akıldan uzak görerek, aklına sığıştırmayan meseleyi, vesves ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittikaz ediyoruz. Bu hakikatlerle donanmış ama miraçla alakalı şu hakikatlere, sırlara pek akıl erdiremeyen, zor olduğundan dolayı anlayamayan müminler burada muhatap diyor. Ona karşı serdi kelam edip ara sıra makam istimada olan mülhidi nazara alıp serdi kelam edeceğiz. Bunu ifade ederken, bu alanı nazara alırken sağdan soldan istifade etmek dinleyen mülhitler de varsa onların istifadesi için semavatın, Allah'ın, meleklerin, kitapların, nübüvvetin, değil mi? Ahiretin ispatını da yapacağız. Bana ait olan bazı sözlerde Hakkati Miraç'ın bir kısım lemaları zikredilmiştir. İhvanlarımın ısrarıyla ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve Kemalat Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam cemaline birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Evet. Buradan sonra Üstad Hazretleri Miraç'ın dört esasını cümle cümle ifade ediyor. Birincisi, Miraç'ın sırrı lüzumu nedir? Burayı okuyacağız. İkincisi, Miraç'ın hakikati nedir? Gitmiş ama bu kadar alanları gezmiş. Neye gitmiş, neye gezmiş? Ne öğrenmiş? Hangi amaçla celp ve cezbedilmiş? O gidişin altında bir sır var. Adam İstanbul'a gönderiyor, Erzurum'a gönderiyoruz. Gitme, uçakla, otobüsle gidiyor. Neye gittin diyor adam. Gezmeye olmaz, neye gittin? Gezme olursa bir amaç. Ticarete gittim, akrabamı ziyarete gittim, hastam var. Bak oluyor şimdi. Ya Resulullah, yatağından alınıp gecenin bir vaktinde kalbinde bir manevi operasyon yapıldıktan sonra Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haram ilel mescid aksellezi barekne havlehu linura min hayatina ayet devam ediyor. Etrafını mübarek kıldın Mescid-i Aksa'ya. Ondan sonra semavata doğru üç safa sofa alemi gezip bu kadar yaratılanları müşahede etmenin altında ne var? Bunu da okuyacağız inşallah daha sonra. Üçüncü hikmeti Miraç nedir? Bir de bunun hikmeti var, maslahatı var. Dördüncüsü, Miraç'ın gitti ne getirdi ümmetine. Her bir esas hala konuları biz inşallah bugünkü dersimizin yani Miraç'ın lüzumuyla alakalı bir mevzuyu, bir bahsi okuyacağız. Cenab-ı Hak akrab min hablil verid. Ya bak, insana şah damarından daha yakındır. Her
Hiçbir şeye şey daha yani. Temsildir. Her şeye, her şeyden yakındır. İnsanın şah damarı onu ayakta tuttuğu için hayati bir özellik olarak buna zarar verilmiş. Yani mesela şu, elinize bir ayna alın, o aynaya parmağınızı getirin, dokunun. Tam dokunun temas. Aynanın içindeki parmağınızın görüntüsü de aynanız gibi parmağınız gibi aynaya dokunmuş olarak görünür. Parmağınızı yavaş yavaş çekin. Aynanın içindeki görüntü de yavaş yavaş içeri doğru girer. Ne kadar çekersen o kadar içeri girer. Biri dese ki, bu parmak dese ki aklı olsa, ey ayna ben sana senden daha yakınım. Beni uzakta görme. Sende ben işliyorum. Seni ben işletiyorum. Bak içindeki parmağıma senin ta derinlerine kadar girmiş. Senin suretin önde ama görüntüm çok yerinde. Sana senden yakınım dese doğru mu yanlış mı? El hak doğrudur. Aynen bunun gibi. Allah alemin melekutunda. Allah'ın zat, sıfat ve esması kainatın her yerinde. Yaratıyor, işletiyor, terbiye ediyor. Bir dakikacık nispeti kayyumiyet kesilse alem yok oluyor. Bu açıdan baktık mı? Allah Celle Celaluhu her şeye her şeyden daha yakındır. Şah damarı örneği anlamamız için basit bir misaldir. Ama bundan dolayı bak bu seni ayakta tutuyor anlamına teşbihtir. Şahın da şahındadır Allah. Peki her şeye şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan, münezzehtir. Bak şimdi. Allah her şeye şeyden daha yakın. Peygamberimize, Peygamber Efendimiz'den daha yakın aleyhissalatü vesselam'dan. Başka? Mekandan, zamandan, cisimden de münezzehtir. El cisimdir. Kapıyı örtmek için yanına gitmek mecburiyetindedir. İkisi de maddi. Uzaktan kumandalı kapılar var. Temas etmeden kapatıyor. Bak. Maddi şeyden uzaklaştı mı bir iş, maneviyat olur yaklaştı mı hem müessiriyet artar hem koordinatları genişler. Bir doktor hastaya gözüyle bakar. Röntgen şuağı daha derinden bakar. Göz maddidir. Röntgen şuağı daha manevidir. Tomografi cihazı hücrelerin içine kadar görür. İnsanlar manevi terbiyeden geçe geçe kalp ve ruhun derece hayatına çıkarlarsa göz gelen adamın suretini görür, kalp onun ciğerini okur. Aklından geçenleri bilir. Bu terbiyeyle alakalı bir şeydir. Kum, zahiren baksan kimse yanına alıp götürmez. Denizlerde, sahillerde mebzul. Ama o kumdan gözlük oldu mu? Daha iyi gösterir. Bak terbiyeden geçiyor, dikkat et. Bak bir şey ya bu. Kum maddeten terbiyeden geçince görmeyen adama gösteriyor. Bu kum biraz daha terbiyeden geçip teleskop oldu mu yıldızları gösteriyor. Mikroskop oldu mu mikroorganizmaları gösteriyor. Aynı cam. Terbiyenin farklılığı bak görmenin alanlarını değiştiriyor. Bir kum farklı terbiyelerden geçer de büyükleri küçükleri şu gözün görmediğini önüne getirir gösterirse İnsanın nefsi terbiyeden geçse, insanın ruhu terbiyeden geçse, insan kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıksa, teleskobu sınıfta bırakır. Mikroskobu da sınıfta bırakır.
O mikroskop adamın niyetini göremez. Teleskop cehennemi cenneti göremez. Ama o iman, o salabet, o itikat aklın görmediği alanları mümine gösterir. Cenab-ı Hak her şeye şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Değil mi arkadaşlar? Kalp telefonu. Her veli Cenab-ı Hak'la görüşür. Biz buna iman ederiz. Neden dolayı velayet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. Her veli kalbiyle Cenab-ı Hak'la görüşürken, Allah her şeye şeyden daha yakınken, bir mikrobu idare ettiği gibi galaksileri idare ederken, bir avamın kalbinin atışını, değil mi, dengesini sağladığı gibi peygamberlerle de görüşürken, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğunda Cenab-ı Hak'la mükaleme ilahiyede bulunmak için bu kadar kainatı niye gezdi? Bir velinin kalp telefonuyla görüştüğü her şey şeyden daha yakın. Mekandan, zamandan, şekilden, isimden münezzeh olan Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğuna neden tabi tuttu? İşte bu Miraç'ın sırrı lüzumudur. Şimdi cevaba bakın arkadaşlar. Bu cevap açın da bir dini kitapta bulun, getirin, gösterin bana. Üstadımızın büyüklüğünü buradan anlayacağız. Üstadımız Risale-i Nur'un bu asrın anlayışına ve idrakine, bu asrın anlayışına ve idrakine, ilhat asrının değil mi? Göya medeni suallerine dört dörtlük cevaplarla insanı kamilen mutmain olacak bir şekilde bu hakikatleri anlatmış. Bir de bunu bizlere anlatıyor ha. Bak biz bunları anlıyoruz elhamdülillah. Burada üstad seviyesini anlayın. İbn-i Sina haşir ruhanidir diyor. Bugün bazıları da öyle diyor. Cismani değildir diyor. Ya böyle bir cennet mi olur arkadaş? Böyle bir ahiret mi olur ya? Ben elmayı göreceğim, yiyemeyeceğimi. Kebabı göreceğim, melekler gibi seyredeceğim. Seyirden ne lezzet alırım ben ya? Ruh ne lezzet alacak o balın tadından? He? Urfa'nın çiğ köftesinden ruh çiğnemedikten, eliyle dokunmadıktan, diliyle tat almadıktan, yutmadıktan, hazmetmedikten sonra ne lezzet alacak? Hiç balı yememiş, görmemiş bir adama bir bal gösterin. Görmekle o adam o balın hangi lezzetini alacak? Böyle cennet mi olur? Akılları idrak etmediğinden, çapları kifayetsiz olduğundan anlamadıklarını inkar ediyorlar. Hele Risale-i Nur'u oku bakayım. Anlıyor, anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu? Onun için İbn-i Sina, madem ruhun âli lezaizi vardır, bedene ihtiyaç yoktur demiş. Bunu İbn-i Sina söylüyor. Üstad ise haşrin bedenen, cismen olacağıyla alakalı eserler telif etmiş. İbn-i Sina'nın anlayamadığını ben nasıl anlıyorum? Ben anlamıyorum. Üstad farkı. Onun elinden Bediüzzaman tutsaydı, değil mi? Tutsaydı, hakikatleri öyle bakıp öğrenseydi, İbn-i Sina öyle kitaplar yazardı ki bizi fersah fersah geçerdi. İşte mürşidin önemi budur. Adamın kılavuzu karga oldu mu, affedersin, burnu rezillikten çıkmaz. Çok karga kılavuzlar var ortalıkta. Sesleri bile incitici, rahatsız edici insanları. Ama şu bülbülleri dinlemek lazım arkadaşlar. O kargalara nispeten. El cevap. Şu sırrı gamızı, yani zor olan sırrı, hakikaten zor. Hem sır hem de zor.
İki temsil ile fehme takrib edeceğiz. Biz bir temsil okuyacağız. 12. sözün sırrı icazı Kur'an ve sırrı Miraç hakkında olan şu iki temsile bak. Yani burada anlattığı hakikatler Efendimizin nübüvveti Kur'an-ı Kerim'in inzal hakikatiyle de aynıdır. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasından her ismin mertebe-i azamından gelmiş bir kitab-ı mukaddestir. Kur'an-ı Kerim kainatın halıkı, kainatın sultanı ünvanıyla Allah'ın kelamıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ismin azami mertebesinin tezahüründen yaratılmış bir Resuldür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sebepten dolayı da sultanı kainatın semavet ve arzın halikinin bir numaralı Resulüdür. Bu sebepten dolayı kainatın peygamberidir. Bu sebepten dolayı alemin sultanıdır. Bu sebepten dolayı da kitap, bütün kitapların fevkinde kainatın hakikatini ortaya koyan bir kitab-ı mukaddestir. Bütün bu güzellikler ve külliyetler Cenab-ı Hakk'ın ahadiyetinin tecelliyatına mazhariyetten gelir. Diğer peygamberlerin davaları aleyhisselam kitapları bu anlamda değildir. Kainatın sultanı ünvanıyla Cenab-ı Hakk'a muhatap olamazlar. Kendi kabilelerinin, kendi ümmetlerinin, kendi coğrafyalarının, kendi kültürlerinin Rabbi itibariyle muhatap olurlar. Bir asker onbaşıya muhatap olur. Genelkurmay başkanlığı makamına onbaşılıktan muhatap olur. Onun çapı kapasitesi odur. Az merhale kat etti mi teğmenlik makamına muhatap olur. Yine o teğmen Genelkurmay Başkanı'nın oradaki görüntüsüdür. Genelkurmay Başkanı'na muhatap olma bütün askeri merhaleleri geçip seri sülük ede ede or generallik makamına çıkmayı icap ettir. Cenab-ı Hakk'ın ahadiyetine müşerref olma, kainatı gezip bütün hakikatleri öğrenip bütün o mürebbileri, peygamberleri görüp onların davalarını teslim alıp aleme Resul olarak gönderilmesinin sırrı Efendimizin kitabının, dininin büyüklüğü, Cenab-ı Hakk'ın esmasının hem de hepsinin azami mertebesindeki mazhariyetine muvaffak olmak, ona liyakat kesbetmekle doğru orantılıdır. Birinci temsil, bir sultanın İki çeşit mükalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. Bir sultan iki şekilde görüş, mahiyet farklılığı vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi âmi bir rayetiyle, normal bir vatandaşla, cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla sohbet etmek. Devlet başkanları der ki, falan bana şehir, şehidin annesini, mesela babasını bulun, görüşeyim. Telefonu açar, muhabbet eder, halatı sorar. Taziyetlerini verir, duasını yapar, onu memnun eder. Ona bir telefon yeter. Veya bir açılışta, yol açılışı, ilk giden araç kim? Bağlayın o yolcuyu, vatandaşı bana. Nasıl gördün, hayırlı olsun, bak bunlar olur. Veya bir çocuğu kendine muhatap eder, koltuğuna oturtur. Bu mükalemeler, bu münasebetler çok seviyesi onlara göre düşüktür, hafiftir. Onların mizaçlarına, yapılarına göredir. Bunlar merasimlerle olmaz. Bunlar şaha kalkmakla olmaz. Bunlar devletin örf ve geleneğine göre olmaz. Hususi işlerdir. Ama aynı padişah, aynı devlet adamı, değil mi? Uluslararası meseleyi devletler, milletler, tüm insanlığı ülkesini ilgilendiren konuları, değil mi? Veya bakanlıkla alakalı mevzuları, ahaliyle ilgili umumi meseleleri öyle cep telefonuyla, muhabbetle halledemez.
araya vasıtalar, heyetler, sistemler devreye girer. O mesele imza atılana kadar aylar geçer. Komisyonlar önce değerlendirilir. Karşılıklı mücadeleler, münakaşalar olur. Isıtılır, pişirilir, hazırlanır. İmzalar öyle atılır. Hususi görüşmelerde ve konuşmalarda, hususi iltifatlarda bunlara lüzum var mıdır? O bir cep telefonu, bir normal telefon kafidir. Bu misali hafızamızda tutalım. Şimdi bakınız. Bir sultan iki çeşit mükalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Birisi âmi bir raiyetiyle cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla sohbet etmek. Normal bizim yaptığımız işler. Diğeri saltanatı uzma unvanıyla. Bak şimdi. Ve hilafeti kübra namıyla. Ve hakimiyeti âmme haysiyetiyle. Ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla. O işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamir ile münasebetdar büyük bir memur ile konuşmaktır, sohbet etmektir ve haşmetini izhar eden ulvi bir kelamla bir mükalemesidir. Peygamber Efendimizin dışında aleyhissalatü vesselam her bir varlıkla, her bir yaratılan mahlukla Allah hepsiyle konuşur. Efendimiz ayırdık. Bir karıncayla konuşur. Başında müekkel melek vardır. Ona heyetler icap etmez. O meleği kainatı gezdirmeyi de icap etmez. Diğer karıncaları bilmese de olur. O karınca kadar ona terbiye, ilgi, alaka kafidir. Fazlası israf olur. Ama yıldızlara müekkel bir melekle konuşurken mahiyet değişir. Arıya vahyeder. Bak arıya ve harabükele naim. Arıya vahyederiz diyor. Peygamberlere de vahyederiz diyor. Nasıl oluyor şimdi bu iş? Demek konuşmanın mertebeleri var. Konuşmanın dereceleri var. Arkadaşlar, bir genelkurmay başkanı evine ekmek getirecek. Kalkın ne getireyim? Elçilere lüzum var mı? Ekmek götürecek adamı gezdirip, bütün orduyu gezdirip, denizin havasını, karasını, tankçısını gez buraları, hayırdır? Eve ekmek götüreceksin. Anlamsız ya. Onu yapacağı iş kadar kendine muhatap etmek. İnsanların avamıyla konuşur. Kalbime bir şey geldi abi diyor ya. Birden aklıma geldi. Bunda ilhamın hakkı vardır. Karıncayla konuşuyor, insanla niye konuşmaz? Mümkünatı var mıdır? Allah'ın kelamı ezelidir. Allah susmaktan münezzehtir. Allah bir anda bütün mahlukatla konuşur. Ama bu konuşma Efendimizle konuşması gibi değildir. İşte bunu ayırmak lazım. Zaten mükaleme olmasa, konuşma olmasa dünyanın şakülü kayar. Her an emir ve talimatlar gider. Aynı anda mikropla, aynı anda gergedanla, aynı anda bir papatyanın başındaki müekkel melekle, aynı anda çınarın başındaki müekkel melekle, aynı anda kar tanesi düşüren bir melek, aynı anda Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam. Bir anda Cenab-ı Hakk'ın konuşması küllidir. Susmak bizim gibi varlıkların, acizlerin işidir. Ve sırayla konuşmak. Aynı anda ağzımdan iki kelimeyi çıkaramam. Bu bir acziyettir. Cenab-ı Hak kainatlarının bir orduyu sekme idare ediyor. Kün emre zelisiyle. Bu talimat herkesle ilgili olmasa sistem çözülür, dağılır, yok olur, mahvolur arkadaşlar. Onun için denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem, kelimatıyla yazmakla bitmez derken Cenab-ı Hakk'ın her bir mahlukla ve varlıkla konuşmasının sonsuzluğunu anlatır. Evliyalarla biraz mertebe farklılıklarıyla konuşur. Kaç müridim var evliya? 100. O kadarlık makam verir. Onu öyle kendine muhatap eder. Öbürünün 1.
Öbürünün milyon. Bak artıyor çapta kapasite, görüyor musunuz? Başka? Mesela 124 bin nebi var. Bir nebi var ki kendi yaşamış, kendi gitmiş. Ona da ilham eder, ona da vahyeder. Kitaba lüzum yok, sahifeye de lüzum yok. Ama sahife hakikaten peygamber olursa ona başka türlü. Bak sınıf sınıf değişiyor. Sonra kitaplar gelen peygamberler. Dört kitap. Adem babamızdan İbrahim aleyhisselam'a kadar sayfelerle idare etmiş Cenab-ı Hak. İnsanlık sayfalarla ancak ayakta durabilir. Ondan sonra kitaplar geliyor. Bak değişiyor. Yani ümmet kalite kalite büyüyor. Hepsinin de alanı, mekanı, kültürü kendine göre mevzi. Allah onlara o şekilde muhatap olur. Efendimle muhatap olduğu gibi olsa onların takatı, gücü bu yükün altından kalkamaz. Bir onbaşıya albaylık makamında muhatap olmak gibi olur ki hem o söz israf olur, o terbiye nahak yeri olmuş olur. Bu onbaşının da ne olur? Kalbi sekteden gider. Kaldıramaz o yükü. Musa Aleyhisselam turisine de bayılması budur. Ama şimdi dikkat edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olursa ona verdiği vazife bütün kainatın, bütün peygamberlerin lideri, hep bütün ümmetler onun ümmeti. Alemin peygamberi, rahmetinin alemin olmasa sebebiyle Cenab-ı Hak da ona alemden Rabbi itibariyle muhatap olur. Kitap da ona göre inzal edilir. İşte kainatla ilgili bu meseleyi, kainatla ilgili bir hakikati, kainatla ilgili tüm meseleleri kainatın ubudiyet aleminin reisine, rububiyet aleminin reisi vazife verirken o böyle normal kalp telefonuyla bir evliye muhatap olmakla olmaz. Bu bir merasimle olur. Bu alemi ayağa kaldırmakla olur. Bir ordu komutanı veya bir genelkurmay başkanı becaiş olurken, makam değiştirirken bütün ordu ayaktadır. Selam durur herkes. Çünkü bütün ordunun devri. Burada onbaşıyla makamını 10 kişiyi diğer onbaşıya devrederken oradaki ufak bir merasim kafidir. Merasime de bazen ihtiyaç yoktur. Ama ordu komutanı değişirken bütün ordu ayakta müteyakkız, toplar atılır, bayraklar çekilir. İnsanlar bilir ki müthiş bir mesele var. İşte Miraç. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğuyla giderken yetki ve selahiyet üzerine devralacağı bütün kainatın meselelerine, o kainatta vazife etmiş, dünyada vazifeyi ifa etmiş peygamberlerin bütün davalarını kendisinde toplaya toplaya onların verasetlerini ala ala, yetkilerini ala ala ta alemin reisi olarak Cenab-ı Hakk'ın kelamına muhatap olma, emri alma ve dönme. Bu neyle ilgilidir? Alem ayağa kalkacak. Herkes onu karşılayacak. Hiçbir şey var. Farklılık var. Bu inkılaptan bütün mükevvenat hissesini almıştır. Bunun için böyle bir merasim, böyle bir seyahat, bir de o makama, o hakikate muhatap olabilmesi için de manen terakki etmesi lazım. Evet. Rahmetli 40. hocam derdi, basit misal ama bunları anlamak için Allah mekanını cennet eylesin. Bir adam elektrikle muhatap olabilir. Elektrik var mı? Aa bak var işte. Işığı gördün mü tereddüt yok. Bitti o kadar. Peki ışığı görmedi. Buzdolabı çalışıyor. Kesin elektrik var. Var mı tereddüt yok. Onu bulamadı. Kaloriferde ısı var. Ya gene elektrik var. Bu elektriğin mahiyeti itibariyle tecelliyat farklılıklarıdır. Işıkla, ısıyla, soğuklukla bizde muhatap olur elektrik. Biz bu perdeler arkasında elektrikle muhatap oluruz. Elektriğin varlığını anlarız. Bir de elektriğin mahiyeti var. Değil mi? Her insan elektriğin ısısına, ışığına, değişik alandaki tezahürlerine rahat muhatap olabilir. Ama kebandan çıkan,
bizim evimize kadar gelip kablonun içerisinde bulunan elektriğin mahiyetine ışığa baktığımız gibi, buzdolabına dokunduğumuz gibi dokunabilir miyiz arkadaşlar? He? Dokunan çarpılır. Voltaja göre de, değil mi? Adamın mahiyetini değiştirir. Bu kebandan çıkan voltaj ise yok eder bizi. Evdeki ise ufak tefek sirkeler hastaneye yatırır. Bak. Hocam dedi ki ama dedi o kabloya dokunmak için bir makam merhale kat etmek lazım. Nedir? Ol kontrol kalemi dokun derdi. Işığa kontrol kalemi yok. Buzdolabına kontrol kalemine o elle de temas edebilirsin. Kaç perdenin gerisinde orada elektrik. Ama kablonun içerisinde geçen o sarı tele ben bunun hele kendisiyle muhatap bir tanışayım diyen adam ne yapacak? Kontrol kalemliği makamına çıkacak. La teşbih ve la temsil. Diğer peygamberler, evliyalar, asfiyalar Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına ve isimlerine ışık gibi, ısı gibi, buzdolabı gibi muhatap olmuşlar. Perdenin çok gerisindeler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahadiyetine rahat muhatap olmuş. Neden? Miraç yolculuğunda merhale kat ede kemalatta seyri suluk ede adeta kontrol kalemi makamına çıkmış. Öyle diyelim. Tabirimi mazur görün. O makamdan Kab-ı Kavseyn makamından Cenab-ı Hak'la rahat konuşmuş. Emri almış ve dönmüş. Emri de biliyorsunuz. 5 vakit namaz, Sure-i Bakara'nın son hikayeti, Amener Resulü, bir de ya Muhammed, Efendimiz Aleyhisselam'a, ümmetin şirke girmediği müddetçe, ne kadar günahkar olursa olsun, affıma müstahak olacaklar inşallah. İnşallah. Bu içerileri de vesile edip, affa vesile olma adına da gayret gösterelim, liyakat kesbedelim arkadaşlar. Hoca kanaat kullanmak için nedir? Kaç puan? 45 neyse 5 puan verilir. Hoca kanaat kullanır. Ama adam kağıdı 0 vermiş. Boş. Buna kanaat yetmez ki. Yani Cenab-ı Hak müminleri affedecek. Zaten bahaneyle affediyor. Bizi kurtaracak. Oğlum bir şeyler yap da gel. Yani bu senin için faydalı. Kendi menfaatinedir. Sayfayı boş verenler. Yetmiyor sayfayı bir de karalayanlar. Yetmiyor sayfasız gidenler var. Bunlara kanaat kullanılmaz. Şefaat de böyle bir şeydir. İşte velillahil meselül âlâ. Yüksek misaller Allah içindir. Şu temsil gibi, şu kainat halikinin ve malikül mülk ve melekutun içini dışını bilen, her şeye malik olan Allah'ın hakimi ezel ve ebedin iki tarzda mükalemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi cüz'i ve has, diğeri külli ve am. Hususi özel meseleler, diğeri alemi ve mükevvenatı ilgilendiren meseleler. Yani mesela melekler de böyle. Şimdi Azrail Aleyhisselam'ın milyarlarca avanesi var. Bir karıncanın ruhunu kabzeden müvekkel melekle Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıyla korona vasıtasıyla bir günde şu kadar insanı götürme talimatı alan müvekkel melek aynı mı olmalıdır? Bunlar ayrıdır arkadaşlar. İşte Miraç. Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bütün velayatın fevkinde. Dedik ya velilik sadece tarikata mahsus değil. Velilik amaca yaklaşmaktır zirveye. Ticarette de velayet var, ilimde de var, sanatta da var. Değil mi? Maneviyatta da var. O velayet yollarını bir şey şehliyle yürür, halife halifeliğiyle yürür, peygamber de nübüvvetiyle yürür. Şeyh şehliyle bir adımda 100 metre atarsa,
Bir peygamber nübüvvetiyle 1000 metre adım atar, 1000 kilometre atar. İşte bu meslek farklılığının insanı Allah'a yaklaştırmakta, bu yaklaşma haşa mesafe yaklaşması değil, onu gelecek derslerde anlayacağız. Gitmeniz yani hikmetinde anlayacağız inşallah. İşte Miraç, Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bütün velayetin fevkinde, bütün peygamberlerin de velayetleri vardır. Allah'a bir yakınlıkları vardır. Ama dikkat ediniz, bu yakınlık hak etmeden, liyakat tespit etmeden oldu mu zarar verir o insana. Musa aleyhisselamın işi böyledir. En yakın insan Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Rahat konuşmuş gelmiştir. İşte Miraç, Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bütün velayetin fevkinde bir külliyet, bir ulviyet, bak külliyet de var. O velilerin arkasında getirdiği ve taşıdığı, yüklendiği insanlar kadar Allah'a muhatap olur. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam baksana çapına, kapasitesine. Bütün kâineti temsilen gidiyor. Onun için bütün alemi geziyor. Kara kuvvetlerini devrederken Genelkurmay Başkanı öbür komutana karaları gezdirir. Topçuları, tankçıları değil mi? Piyadeleri gezdirir. Denize götürüp göstermez denizli harbiyeyi. Havacıları da götürüp gezdirir. Onunla alakası yok. Havacıya da devir teslim olurken o alemi gezdirir. Ama Genelkurmay Başkanı el değiştirirken hepsini gezer. İşte bu külliyet, ulviyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürdür ki bütün kainatın Rabbi ismiyle, bak bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halik'i unvanıyla. Dikkat edin, diğer peygamberler bu alana giremez. Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına bir müşerrefiyettir. Bütünlere dikkat edin. Üstadımız başka bir yerde buyurur ki, herkes haddeseni galbi an Rabbi der. Her veli, her insan imanı olan, her peygamber bunu der. Benim kalbim Rabbimden haber verir. Ama haddeseni galbi an Rabbil alemin. An Rabbil alemin. Benim kalbim Rabbul aleminden haber veriyor diyen tek kalp, tek mahiyet Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Çünkü o bütün alemin reisidir. Bütün insanlığın peygamberidir. Cenab-ı Hak ona bütün alemlerin Rabbi itibariyle muhatap olur. O kalp de der ki benim kalbim Rabbul aleminden haber veriyor. Diğer peygamberler dahi haddeseni kalbi an Rabbidir. Mevzidir. Rabbul aleminden diyemez, Rabbimden haber veriyor der. Bak bu ince ince sırlardır. İşte namazda İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz ya, ya Rabbi sana ibadet ederiz ancak senden yardım dileriz. Ben yalnız namaz kılıyorum. İyyâke âbudu, İyyâke estaîn demem lazım. Yalnız başıma bile kılarken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyorum. Nun, mütekellimi mağar. Ben nunu kullanıyorum. Biz diyorum ben yalnız namaz kılarken. Yalnız bile kılsam hücrelerimi temsilen, azalarımı temsilen, omuzdaki melekleri temsilen, bak bak. İmamsa cemaati temsilen, manevi imamsa, mürşitse müritlerini temsilen, İsa aleyhisselamsa kendine iman edenleri temsilen mesela. Bak büyüyor iş. Adem babamız ise hakeza. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ise İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derken biz tabirinde bütün kainatı temsil eder. Ha böyle bir namaz var ya, ancak Efendimiz'e hastır. Cenab-ı Hak hepimiz onun şefaatine mazhar eylesin. Cenab-ı Hak bu hakikatleri hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu zamanda şuhur-i selasede şu hastalığı tezelden insanlığın, İslam alemin üzerinden kaldırsın inşallah. Bize güzel günleri, güzel neticeleri hasıl eylesin. Bunun için de dua edelim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena.